Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. ASP.NET ile yemek tarifi sitemizin 26. dersini gerçekleştireceğiz. Bugün tarihler 5 Mart 2018. Şimdi geçen derste kategori listesini tamamlamıştık. Artık kategorimiz bize listeleniyor sorunsuz biçimde. Şimdi bu derste ekleme işlemi gerçekleştireceğiz. Yeni bir tane kategori ekleme işlemi. Ama burada kategorideki alanlarımız arttığı zaman veya yemeklerimiz arttığı zaman bu liste aşağı doğru uzayıp gidecek. Başlangıçta bunlar uzayıp gitmesin. Kendimiz açıp kapatabileceğimiz küçük bir menü oluşturalım. Panellerimizin visible'ıyla bunu gerçekleştirelim. Şimdi şurada kategori listesi yazısı ve bir panel var ya, şu panelin içindeki kategori listesi yazısını ben bir şuradan siliyorum. Bu, pardon, silince panel de gidiyor mu? Yok, panel gitmemesi gerekiyor. Şöyle yapalım. Panel, bir dakika. Ben şunun içerisine şu K harfi kalsın. Çünkü o beni tasarımda uğraştıracak. Şuraya bir tane bir şey ekleyelim. Bir satıra 3 sütun bir şey ekleyelim. Tablo ekleyelim. Bir satıra 3 sütun ekleyelim. Tamam. Şimdi silebilirim. Şimdi problem olmayacak. Üst satıra geldim. Delete'e bastım. Tamamdır. Şimdi bakın şurayı görüyorsunuz muhtemelen. 3 satırlık pardon 3 sütunluk ve tek satırdan oluşan bir tablo oluşturdum. Buradaki alanlarımızın iki tane buton ekleyeceğim. Bu butonlar artı ve eksi butonlar. Hani paneli aç, kapat anlamında. Şuradaki son alan da kategori listesi olarak gelsin. Kategori listesi. Bu şekilde. Sonra butonlarımın ikisini de Ctrl tuşuna basıp seçtim. İkisini de yazı fontunu kalın yapıyorum. Sonra yükseklikleri 30 piksel ve genişlikleri aynı şekilde 30 piksel olsun ki tam böyle kare bir görünüm alsın. Ondan sonra şu butonların birincinin tekstini artı yapıyorum. İkinciyi de eksi yapıyorum. Hani şey anlamında, aç kapat anlamında. Ondan sonra burası tamam. Kategori listesi de bu şekilde. Ctrl+S dedim. Geldim. Burada sayfamı yeniledim. Bu şekilde gelmiş oldu. Yukarıda bir boşluk var. O boşluğu da hemen kaldıralım. Nereden kaynaklanıyor? Bir bakalım. Şu tabloyu bir seçelim. Şurayı seçtim. Content Placeholder 2'nin içerisinde. Şurada bir boşluk var. Şunu bir kaldıralım. Sonra BR göremedim ama. Şöyle sayfayı yeniliyorum. Tamam. O boşluktan dolayıymış. Burası gitmiş oldu. Yalnız şu butonları yan yana getirelim ve kategori listesi de onların hemen sağında olsun. Çok ayrı kaldı. Şöyle ki şurayı birleştireceğim. Bu şekilde. Tamamdır. Ondan sonra şurayı da birleştireceğim. Şöyle. Şu an biraz daha iyi duracak gibi. Bunlar kalın mı? Kalın ama çok küçük olmuş. Bunların yazı fontunu biraz büyütebilir miyiz? X-Large. Şu şekilde. Tam ortalanmadı gibi bu da boyuttan dolayı mı? Bir görelim en azından. Şimdi fena değil. Biraz daha şey duruyor. Daha net duruyor. Kategori listesi bu şekilde eksi ve artı butonları olacak. Şimdi form yüklendiği zaman, form ilk yüklendiğinde arkadaşlar panel 2 visible'ı eşittir false olsun. Yani panel 2 başlangıçta gözükmesin bize. Biz artıya basınca gözüksün. Onları da yazalım. Burası buton 1. Buton 1'e işte panel 2 nokta visible eşittir true. Peki panel 1 nerede? Hatırlıyor musunuz? Panel 1'de o kategorilerin altında. Yani aslında orada panel olmasa da olurdu. Direkt tablo ekleyebilirdik ama yani div içine yazabilirdik ama neyse panel içine yazdık. Yani şuranın arkasında. Eksi butonuna çift tıkladım. Eksi butonuna basınca da panel 2 nokta visible eşittir. Ne olacak? False olacak. Tümünü kaydettim şuradan. Ondan sonra geldim. Sayfamı yeniliyorum. Diyor ki artık hani bir şeylerin değiştiğini fark etti ve sayfanızı yenilemek istiyor musunuz? Evet dedim. Yeniden yüklenmedi. Şöyle bir daha yükleyeyim en baştan. Açık geldi acaba ondan mı? Şöyle bakın artık burası yok. Artıya bastım geldi. Eksiye bastım. Kayboldu. Bu şekilde işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ekleme panelini de gerçekleştirelim ama ekleme panelini sadece tasarımını yapacağım. Çünkü yaklaşık 15 dakika önce ocağa şey koymuştum, pilav koymuştum. O taşmasın. O yüzden ekleme kısmını da yapıp dersi tamamlayacağım. Ekleme kısmının tasarımı. Şimdi ben şu paneli olduğu gibi kopyaladım. Ben bunu aslında neyse sadece paneli kopyalayayım. Kopyaladım. Bu kopyaladığım paneli geldim şuraya, buraya, nereye? Data list'in altına. Panelin de altına bir saniye. Şuraya yapıştıramadım. Neden? Çünkü buraya yeni bir tane panel ekleyeyim. Neyse. Yeni bir tane panel ekliyorum.
Ekledim bu şekilde. Şöyle en alta. Bakın şuraya gelmiş oldum. Şimdi şu panelin arka plan rengi ile bu panelin arka plan rengi birbirinin aynısı olsun. Background color'dan şuradan gri bir renk seçtim. Aynı rengi ulaşmış olduk. Sonra bu panelimin içerisine de şey ekliyorum yine. 3 tane tablo alanı ekliyorum ama bununla aynı içeriği alabilir miyiz acaba? Şu paneli kopyalayıp şuraya yapıştırabilir miyim ya? Ben şunu silsem, şuraya yapıştırsam. Ha, oldu. Şimdi burası da kategori. Ekleme olsun. Kategori. Pardon. Ekleme. Tamamdır. Şimdi butonlarımızın yalnız on klik özelliklerini silmem gerekiyor. Çünkü ASP'de kliklenen alanı da hafızaya alıyor. O yüzden onları siliyorum. Tamamdır. Kategori ekleme paneli. Sonra şurayı seçtim. Burayı seçtim. Buranın hemen altına şuraya kontentin üstüne bir tane daha ne ekleyeceğim? Panel ekleyeceğim. Bu panelde benim neyimi tutacak? Şeyi tutacak. Ekleme işlemini gerçekleştirmeyi tutacak. Ben şöyle şunu seçtim. Buranın içerisine ne ekleyeyim? Tablo ekleyeyim. Tablo. Insert table. Bir satıra iki sütun. Okey dedim. Birinci alanı boş bırakıyorum. Tab tuşu ile alta inim. İkinci alandan başlıyorum. Şimdi SQL'de bizim neyimiz vardı? Hemen bakalım. Kategori adı vardı. Ondan sonra o kategoride kaç tane yemek olduğu vardı. Elle güncellemek gerekebilir mi? Aslında kategori at. Kategori at. İki nokta üst üste. Şu karşısına bir tane text box ekliyorum. Kategori adı bir tane text box ekledim. Ondan sonra alta indim. Kategori resim diyelim. Şöyle kategori ikon diyelim. İkon. İki nokta üst üste. Geldim buraya. Buraya da bir tane text box ekledim. Şimdi kategorinin biz adını ve ikonunu alacağız. Adet kısmını almaya gerek yok. Çünkü zaten adet kısmının başlangıçta sıfır gelecek. Tab tuşuyla bir kere daha alta indim. Buraya bir tane buton ekliyorum. Bir tane buton ekledim. Ve araç kutumu kapattım. Butonumun ismi de ekle olsun. Şöyle devam edin hemen. Pilav taşmasın diye bir mutfak molası verdim. Şimdi ekle butonumuzun CSS'den değiştirebileceğim bir buton var mı acaba? Bir bakalım. Bu FB8 neydi bu? FB8 TB5. Ha, bunlar şeyler. Tamam, bir dakika. Hatırladım. Hemen şunları silelim. Şu bizim CSS nerede? Şurada. Kullanıcı CSS. Bunlar bizim otomatik aldığımız kodlardı. Şeyde hani. Bu neredeydi? İletişim kısmı galiba tasarlarken. Şimdi o zaman butonumuzu biz hemen değiştirelim. Şöyle ekle olsun. Ondan sonra kalın yaptım. Biraz büyütelim. Şöyle ki genişliği 100 piksel olsun mu? 100 piksel olsun. Tamamdır. Ondan sonra yazı fontunu bir tık daha büyütelim. Şöyle large yapalım. Bir çok mu büyüdü? Çok büyüdü. Medium yapalım. 14 yapalım şöyle. Tamam, 14 punto. Yine büyüdü. 12 punto. 12 punto fena değil. 12 punto olarak kalsın burası. Başka yapacağım bir şey var mı? Buranın arka plan rengini değiştirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi form yüklendiği zaman bir de sadece panel 2 değil, panel 4'te visible eşittir false olarak gelsin. Yanlış yere yazdık. Şuradan keselim. Şuraya yapıştıralım. Sonra artı butonuna tıkladığım zaman panel 4 nokta visible eşittir true olsun. Geldim buraya. Eksi butonuna tıkladığım zaman panel 4 nokta visible eşittir false olsun. Ctrl+S edelim. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Devam dedim. Tamam, bu şekilde kategori ekleme artıya bastım. Şimdi şöyle. Şurada bir problem var. Panel 4 dediğimiz hangisi bizim? Şurası değil mi? Evet, burası. Şimdi burada artıya tıkladığım zaman panel 4 visible true, eksiye tıklayınca panel 4 visible false. Eksiye gelelim şöyle. Eksiye tıkladım. Panel 4 visible false. Tamam. Şimdi bir de şurayla aslında şurayla şu panelle şu panelin bir margin özelliğini değiştirelim. Şuradan marjini değiştireceğim ama Design'a bir gidelim onu. Style kısmına. Şu an ne yapacaktım? Tablonun panelin marjinini değiştireceğiz. Şurada şu niye gelmedi? Şu an onu bir çözmeye çalışıyorum da.
Sayfayı yeniliyorum. Peki şöyle çalıştırsak, bir saniye, kategorilerden direkt çalıştırsam. Şöyle ki, kategori ekleme, kapat. Kategori, ha şimdi geldi, tamam, yükleyince geldi. Şurada bir takıldığım nokta var da şimdi düzelttim onu, hatırladım. Margin kısmını nerede vereceğim diye. Şurada style'ın içerisinde olacak margin kısmı. Background color kısmından sonra bir noktalı virgül koydum. Sonra margin, nereden margin? Yukarıdan. Yani top. Top kısmı 2 nokta üst üste kaç piksel, örneğin 15 piksel olsun. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi çalıştıralım bakalım nasıl olacak. F5'e bastım, devam dedim. Ha, bu şekilde biraz daha şu an iyi duruyor. İşte kategori listesi bu şekilde geliyor ve kategori ekleme kısmı da bu şekilde gelmiş oldu. En azından biraz daha net bir şekilde görmüş olduk. Böylece burası alt olduğu için ikisini aynı anda açamıyorum. Sadece bir tanesini açıyor. Birini açtığı zaman diğerini kapatma işlemi gerçekleştiriyor. Kategori ekleme panelinde tasarımını yapmış olduk böylece. Şimdi gelecek derste eklediğimiz kategorilere ait, yani daha doğrusu gelecek derste kategori ekleme işlemini gerçekleştiririz. Insert komutumuzu yazarız. Ondan sonra bir sonraki derste kategori silmeyi yaparız. Sonrasında da kategori güncelleme işlemi için yeni bir sayfa oluşturacağım. Ama aynı sayfada güncelleme işlemi biraz sıkıntı oluşturuyor. O yüzden yeni bir sayfada gerçekleştireceğiz. O da bir sonraki dersin konusu olsun. 5 Mart 2018'den sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Örneğin uygulamayı ihmal etmeyin. Kolay gelsin. Hoşça kalın.